Merhaba. Turuncu. Merhaba arkadaşlar. Bugün size eğlenceli challenge'lar ve yeni videolar çekeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Merhaba arkadaşlar. Yine beraberiz. Yine yollardayız. Hava yine çok güzel. Artık yazın ilk aylarındayız. Bugün sizlere asansörün olduğu bölümü çekeceğim. Dario Moreno sokağının olduğu kısım. Moreno Sokağı. İki tane heykel göreceksiniz. Asansörün girişi burası arkadaşlar. Dario Moreno'nun heykeli. Kendisi Türk asıllı İzmir sevdalısı. Fransa'da ünlenen şarkıcı, 1921'de doğdu. İzmir'in yoksul kaldırımlarında büyüdü. Müziğe başkentte başladı. Buraya gelerek Dario Moreno'nun heykelini görebilirsiniz. Hemen karşısında da Enrico Macias'ın heykeli var. Cezayir asıllı Fransız şarkıcı, 11 Aralık 1938'de Cezayir'in Konstantin kentinde doğdu. Karşınızda gördüğünüz yer Taşev. Moreno Sokağı'na özel olarak yapılmış. Kafeterya tarzında. Gelip oturup çay kahve içebileceğiniz güzel alanlardan bir tanesi. Moreno Sokağı olarak geçiyor. Karşınızda direkt asansör var, tarihi asansör. Birazdan oraya geçeceğiz. Biraz kalabalık öğrenci ve insan kitlesi var. Moreno Psikolojik Danışmanlık Binası burası da. Evet, asansörün güzel manzarasındayız. Yemek yenebilecek restoranlar var. Kafeterya, yemek restoranları. Hatırlayacaksınız, sizinle beraber Kadife Kale'yi keşfetmiştik. Orada da bulunan ayrı bir manzara vardı. Direkt orayı da karşıdan size gösterebilirim asansörün üst bölümünden. Sağ tarafta gördüğünüz bayraklı alan, yakınlaştırayım sizin için. Orası Kadife Kale'nin olduğu bölüm. Buraya çıkmıştık geçen videoda. Kamerayı düşürmemek için zor duruyorum. Bu ekipmanla karşıdaki her yeri görebilirsiniz arkadaşlar. Fazla pahalı değil, 1 lira. Asansörün en üst bölümünde insan korkuyla durabiliyor. Karşımda direkt uçurum var. Güneş mi sıcak? Biraz yüksek olduğu için yine kaşlarımı çatıyorum, farkındasınız. Sadece buradaki manzara için gelmeniz sizin için güzel olabilir. Ortaokul ve lise zamanlarımda sokaklarda geçirmiştim. Yine tarihi evler hala korunabiliyor. Allah kolaylık versin. Sağ ol kardeşim, görüşürüz. Şurada bunu atıyorsun değil mi? Aynen aynen, devam edeceğiz. Hava bayağı bir sıcak arkadaşlar. Bayağı bir terledim yalnız. Gün sesinde siz gördünüz. Şu an ilk defa yalnız binebildim asansöre. Görüyorsunuz, Dario Moreno'nun muhteşem parçasıyla dinlendirici şekilde aşağı iniyoruz. Minik minik manzaralar eklemişler İzmir'de. Evet, geldik. Asansörde bindik. Görevliler arkamızda bakıyorlar bize. Muhteşem sanatçı Mario Moreno. Enrico Macias.
Yine denizle baş başayız arkadaşlar. Havanın güneşli olması beni her zaman mutlu etmiştir. Yürüyüş yapmayı çok seviyorum bu havada. Denizde çok ışıl ışıl gözüküyor. Ve yine baş başayız. Geçen videomda hatırlıyorsunuz. Tepe Kale'ye çıkmıştım, oraya çekmiştim. Şimdi muhteşem manzarasını göstermiştim size. Siz de sıkılmadan izliyorsunuz durumları. İzmir'de yaşadığım için burayı keşfetmek benim için daha olanaklı geliyor. İstanbul'da ya da Ankara'da yaşasaydım burada daha farklı olurdu. Hani İzmirli olarak siz de beni gayet iyi anlayabiliyorsunuz. Artık pantolon ve gömlek giyecek dönemde değiliz. İlkbaharı en azından atlattık. Sporu uzun zamandan beri ara verdim, yapamıyorum. İşler pek olarak sağlamıyor. Genelde zaten fark ediyorsunuz, tek başıma çekiyorum videoların hepsini. İlerleyen zamanlarda belki daha farklı videolar olabilir. Şu anda siz de takdir edersiniz ki genellikle gezilip ve tarihi yerleri tanıtıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Şu anda öğlen güneşindeyim. Başıma neredeyse güneş yaşıyor. Akşam saatlerinde insanlar biraz daha akın ediyor buraya. Birazdan tramvaya bir konağa gideceğim. Oradan da videoya son vereceğim arkadaşlar.